Hayırlı sabahlar. Kire Veronica. Müsaadımız Mr. Hamilton. Kumandan. Afiyettesinizdir inşallah. Biz iyiyiz Cevdet Bey. Siz nasılsınız? Dün yaptığınız fevkaladeliği konuşuyorduk biz de. Sizin iştirak ve desteğiniz sayesinde müsaadımız. Bu hamlemizin bir müddet daha simirini de sükut tesis edeceği aşikar. Halkın bu rehavetinden faydalanalım. Saklanan silahları bulmak için daha fazla vakit kaybedemeyiz. O silahları bulunca ne yapacaksınız general? Mondros mütarekesinin icabını yapacağız elbette. Yani silahları itilaf devletlerine teslim edeceğiz. Silah mevzu nereden çıktı Vasili? Yardımlardan söz ediyorduk burada. Bir süre silah mevzuna ara verebilir miyiz? Hı? Kire Veronica haklı. Hanımları bu meselelerle sıkmayalım. Teğmen Leon nerede? Kendisi bize iştirak etmeyecek mi? Kendisi biraz rahatsızmış. İstirahatte. Buyurun. Teğmen. General. Kire rahatsız olduğunuzu söyledi. Nasıl? Daha iyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler general. Mühim bir şey değil, biraz bitkin düştüm. Dünkü vazifem sizi bitkin düşürdü. Hayır. Keşke her vazife dünkü gibi yardım taşımak olsa. Çoğu zaman ceset taşımaya mecbur kalıyoruz. Öyle. Ne yazık ki taşıdığımız üniformanın gereği bu. Lakin ben sizi son zamanlarda vazifenize karşı daha bir gönülsüz görüyorum. Bilakis ben her zamankinden daha çok başındayım vazifemin. Harp meydanlarında insanların ölmesini istemiyorsak... daha harp başlamadan mani olmalıyız, öyle değil mi? Bu da ancak siyasetle mümkün. Meseleleri akılla, iradeyle, hukukla, adaletle çözmek her daim bir yedir, öyle değil mi? Teğmen Leon. Öyle, general. Keşke bu günleri görebilsek. Böylelikle bizim de kurşun atmamıza, gencecik erleri harp meydanlarına sürmemize hacet kalmazdı. İşte. Ne yapalım ki o güne kadar üniformamızın hakkını vermek mecburiyetindeyiz, değil mi? Aksi ihanet sayılıyor. Yunan ordusuna, Helen ideallerine ihanet etmenin de bedeli. Gerçi siz benden daha iyi bilirsiniz. Daha yakın bir zamanda bu sebepten bir arkadaşınızı kurşuna dizdirmek mecburiyetinde kalmıştınız. Savaş. Size iyi istedim. Helal olsun aslanlar. El birliğiyle bu büyük meseleyi nihayet erdirdik. Vallahi görecekler diye aklımı tırlatacaktım neredeyse. Ha? Allah'tan tırlatmadın Cezmi, yoksa senin kahrın hiç çekilmez. Hadi oradan kelle. Var mı başka bir vazife? Şimdilik yok. Lakin bu silahların gittiğini öğrendiklerinde tahkikat başlatabilirler. Dikkatli olmakta fayda var. İstedikleri kadar tahkik etsinler.
Hiçbir şey bulamazlar. Bu kadar büyük bir sevkiyat için bir kılıf icap ettiğini bilirler. Yardım malzemelerinden hala bir kılıf olmadığına ikna oldular mı hepimiz eliyle koymuş gibi bulurlar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Dikkat çekmemek için elinizi ayağınızı her şeyden çekin. Senin şu kumandanın ya da üstün her neyse. Ne zaman görürüz onu? Niye sorarsın? Bu işlerin arkasında o yok mu? Görsek, tanısak. Vallahi hepimiz meraktan ölüyoruz. Hakikaten kim ki bu kumandan? Lüzum yok. Sizin emniyetiniz için kim olduğunu öğrenmeniz kabil değil. Kuskuca yol ordusuna kedi elleriyle silahları taşıttık be ya. Eğer kimse aklını öpüyor. Öyle biri varsa tabii. Ne demek o? Bu alengirli işlerin arkasında başka biri mi var yoksa sadece sen mi varsın? Demek istediğim bu. İstihbarat bu harbin bel kemiğidir. Size yettiği kadarından fazlasını sual edersiniz. Hukukumuzla vazifemiz de zora gider. Şimdilik bu malumat size kâfi. Dediğin gibi olsun yüzbaşı. Şimdilik. Ali Kemal. Şayet bu silahlar hakkında tahkikat başlatılırsa ya da temelliyon gördüklerini anlatmaya karar verirse senin aileni alıp buradan gitmen icap eder. Bu hepimiz için geçerli ama bilhassa senin için. Kaçalım mı dersin yani yüzbaşım? Ali Kemal'in vaziyeti hassas. Onun babası Yunan generali. Şayet bu yaptıklarınız ortaya çıkarsa... Çıkarsa çıksın. Bunu daha evvel de konuştuk yüzbaşı. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Zaten annem de buna razı gelmez. İcabında çıkar çarpışırız. İcabında çıkar söyleriz. Silahları biz gönderdik diye. Yok öyle. Babaannemin bir lafı vardır. Deveye bindikten sonra çalıya gizlenilmez. Eyvallah. Kendinize mukayyet olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.